Gaura rol yapmaya başlar. Kokila hav hav ve başka hediyeler getireceğini söyler. Meera Gaura'ya planının başarısız olduğunu söyler. Gaura ise beklemesini ve izlemesini ister. Kokila ailesiyle birlikte Gaura'nın evine ulaşır. Gaura hepsini selamlar ve iğneleyerek konuşur. Kokila sinirlenmeyince Gaura sinirlenir ama belli etmez. Kokila'ya konuşmadan önce sözlerini iyi tartmasını, aksi takdirde torunlarını cezalandıracağını söyler. Vidya koşarak gelir ve mutlu bir şekilde Gopi ve Kokila'ya sarılır. Gaura'nın evinde Urmila keçiyi görür ve keçiyi onu yok etmesi için Gaura'nın gönderdiğini düşünüp korkar. Vidya keçiyi alır. Dharam gelir ve Garba yarışmasının kazandığını söyler. Gaura Dharam'ı över. Gopi ve Kokila Vidya'nın kayınvalidesinin Durga olduğunu ve ona hal hal takacağını söyler. Gaura da Vidya'nın kayınvalidesi sayılır. Bu yüzden ona hal hal takarlar. Gopi eğilir ve takar. Sonra Gaura'ya nasıl dans edeceğini göstermesini söyler. Gaura ayağa kalkınca yürüyemez ve hal hal yerine el kelepçesi takıldığını görür. Çok şaşırır. Dharam sinirlenir. Gopi bunun şaka olduğunu söyler. Ve Vanu'na şaka yapma hakkı olduğunu söylüyor. Gaura Gopi'ye Vidya'ya kimin hal hal takacağını sorar. Gopi Meera'ya utanıp utanmadığını sorar. Meera utanmadığını söyler. Modilerden intikam almak istediğini ekler. Herkes şaşırır. Gaura Gopi'ye hal halı takmasını söyler. Gopi Meera'ya çocuklukta böyle ayakkabı giydirmediğini söyleyerek hal halı takar. Gülümser. Gaura'nın şimdi sıranın Kokila'da olduğunu söyler. Ahem öfkelenir. Meera Kokila'nın hal halı takması için ısrar eder. Ahem çok fazla olduğunu söyler. Gopi Meera'yı tokat atar. Meera ne cüretle bana tokat atarsın bağırır. Gopi yanağında sivrisinek görünce bunu yapmak zorunda kaldığını söyler. Meera bağırmaya devam eder. Gopi bir anne olarak ona tokat atabileceğini söyler. Gaura tüm mod ailesi üyelerine Dandiya çubukları verir ve Kokila'yı çağırır ve onunla Dandiya oynayıp oynamayacağını sorar. Kokila kabul eder. Madhuben Sona'nın mod evinde hırsızlık yaptığını görür ve durmasını ister. Aksi takdirde Tolu Molu onu yakalayacaktır. Sonra vazgeçmez. Madhuben onu alır. Vazo Tolu'nun başına düşer. Gopi üzülerek Hetal'a Meera'nın Dharam ve Gaura'yı dinlemeye hazır olduğunu ancak annesini dinlemediğini söyler. Gaura Meera'ya Mod ailesinin mutlu göründüğünü ve onların evlatlık çocukları olabileceğini söyler. Onu Gopi'ye karşı kışkırtır. Meera Dharam'a bir şeyler fısıldar. Dharam bunu yapmak istediğinden emin misin diye sorar. Meera evet der. Meera sahneye çıkar. Kokila Meera'nın yeni bir oyun yapacağını düşünerek endişelenir. Meera Dharam ile dans eder. Kokila ve ailesi utanır. Meera ailesini kızdırmak için Dharam'a sarılır. Gopi Meera'ya kendisinden nefret ettiğini bildiğini söyler. Hala zamanının olduğunu ve Gaura'ya kukla olmaktansa eve dönmesini ister. Meera burasının kendi evi olduğunu söyler. Gaura güler. Gaura Kokila'ya Dandiya dansı konusunda rekabet etmesi için meydan okur. Gaura değerli halhalın kazanına, demir halhalın ise kaybedene verileceğini söyler. Gaura Kokila'yı Dandiya ile vurur. Kokila bağırır. Gaura gülümser. Kokila ve Gaura'nın dansı başlar. Gaura Kokila'nın dikkatini başka yöne çekmeye çalışır ama başaramaz. Kokila kazanır. Sonra yanlışlıkla Tolu'nun başına vazo düşürür ama Tolu kurtulur. Molu Sona'ya kızar. Tolu yaralanmadığı için sorun olmadığını söyler. Sonra Madhuben'e kaçmaları gerektiğini söyler. Madhuben kabul etmez. Anlaşmaya göre Meera Gaura'nın ayaklarına kelepçe takacaktır. Meera tereddüt etse de Gaura'nın ayaklarına kelepçe takar. Kokila Gaura'nın kötü olduğunu söyler ve torunlarını cezalandırırken verdiği yaraları Vidya'dan göstermesini ister. Gopi Meera'nın yarasına bakar ve Gaura'nın işkencesine nasıl tahammül edebileceğini sorar. Ve Meera çocuklukta Vidya'yı korurken şimdi onun yaralmasına nasıl katlandığını sorar. Meera Vidya'dan nefret ettiğini haykırır. Vidya ailesinden Gaura'nın evinden gitmesini ister ve ağlar. Vidya tüm aile üyelerini sarılır. Modiler oradan ayrılırlar. Gaura Dharam'a Kokila'yı ve torunlarını hapse göndereceğini ve intikam alacağını söyler. Gopi ailesiyle birlikte eve döner. Radha ve Rashi çelenkli fotoğraf çerçevelerini görünce tüm aile şok olur. Madhuben kızı Radha'nın yıllar sonra saygı gördüğünü söyler. Kokila öfkeyle resme basar. Radha onu burnunu yere sürtmeye zorladığını anımsar ve Radha'nın resmini yere fırlatır. Kokila Madhuben'e Radha'nın fotoğrafını burada tutmayı nasıl cüret ettiğini sorar. Radha'nın Rashi ve Gopi'yi öldürmeye çalıştığını unutamaz. Madhuben Rasha'nın büyük günah işlediğini ancak kendisi kızı olduğunu söyler. Kokila onu hatırlayabileceğini ancak Mod ailesi onu anlamaya zorlamayacağını söyler. Madhuben Gopi'ye kızının resmini burada tutamayacağını söylemek isteyip istemediğini sorar. Gopi suskundur. Devamı Masum 363. bölüm özetinde. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.